Merhaba arkadaşlar. 21 Kasım tarihinde 2 gün süren yağmurlu, fırtınalı havanın sonunda inanılmaz güzel bir hava oldu. Ve biz arkadaşımla bu güzel havada Datça doğasının en güzel yerlerinde yürüdük, zaman geçirdik. Bu arada sesim biraz bozuk. Kusuruma bakmayın. Dün çok yorulduk ve bugün yine yağmurlu, fırtınalı bir hava var. Dünkü gezi doğanın bize bir armağanı oldu. O yörede çobanlık yapan Mehmet arkadaşımıza yoldaşlık ettik. Gün boyunca beraber gezdik. Keçilerin boynundaki çan seslerinin müziğinde çok güzel görüntüler gördük. Videoda şiirsel öykümüzü ve bu görüntüleri izleyeceksiniz. Saçlar çıkmaya başlamış. Evet, domuz çukuruna yürüyeceğiz. Çok güzel temiz bir hava var. Tam yürüme havası. Başlama noktamız burası arkadaşlar. Sedat arkadaşımla. Keçilerin çan sesleri. Çok severim ben bunu doğada. Evet, birkaç tane çoban var işte. Datça'da. Bundan sonra doğa uyanır artık bu yağmurlardan sonra. Burası dedemin yeri. Dedemin burada 5 tane çobanı var. Kral mı ne? Ağa mı ne? Şurada yeri orası onun. Kralın mı? Ağanın mı? Eski. Dedemin Mustafa Ağa. O zaman deden senin ağmış eski. Dedem Ağa. Ağanın evi. 11 tane. Ha burası. 11 tane çocuğu var. Şimdi torunları artık Datça'da, İskele'de, Karaköy'de dolaşıyor. Çoğu evet. Da burayı bilmez şimdi. Çoğu bilmez. Mesela ben küçükken yani 10 yaşlarına kadar buralara zeytinler vardı bizim. Buraya zeytin sıkmaya gelirdik. Evet. Ama yollar açıldıktan sonra net traktör ne zeytin. Ala Zeytin Dağı. Öbür tarafta kargı var arkadaşlar. Kargı koyunu görebilirsiniz. Evet, bir çoban arkadaşla karşılaştık. Ya işte yaşam bu ya. Doğada böyle kendi başına. Ben böyle bir şeyi seviyorum arkadaşlar. Bir tek vergi hayvanlar veriliyor. Mesela ilginçtir. Dedem 1922'de ölmüş. 1919'da falan 20'de topluyor çobanları. Gelin evet. Diyor. Ben diyor bu işi bırakacağım diyor. İllallah dedim artık diyor. Alın diyor bunlar sizin olsun. Sürüler. Evet. Eğer diyor almayacaksanız diyor hepsini toplayın diyor. Benim görmediğim bir yeri, Balıkaşehir'in tarafı var ya, evet. O tarafa haykırın diyor, gitsin. Oralara gitsin. Bazıları alıyor, bazıları almıyor. Allah Allah, çünkü, niye almıyor acaba? Niye almıyor biliyor musun? Başka, tek vergi kaynağı o zaman devletin hayvanlar. Evet. Bakınca dedim ki şöyle geçeriz demiştim. Yanlış mı düşünmüşsün? Nereye geldiniz siz? Domuz Çukur'da. Benden gelin gidelim işte. He tamam. Buralarda zeytinler tekrar tellenmiş. Şu yarıkta? Evet. Sedat da oradan demişti zaten. Evet. Damlar yani. Eskiden burada çoban evleri vardı. Evet. Çok güzel bir hava var ya. Nefis yani. Uf. Bak görüyor musun? Hem denizden yüksek, ne kadar temiz bir yer. Manzarası da güzel. Eski insanlar burada yaşıyormuş evet. Arkadaşlar. Düşünün işte bakın. Şimdi nasıl bir güzel. Dağlarla çevrili. Her havada güzel olur burası Sedat. Tabii her an. Çünkü kuytu bir yer. Soğuk evet. Almıyor. Evet çobanın babası da geldi. Çobanın babası geldi. Dağlarda gezmeye geldik. Domuz Çukuru'na gideceğiz. Ne haber? Aa, sen hoş geldin. Ya yani Sedat da sizlerden zaten. O geçiler aşağı indirdi. Tamam. Güzel. Hadi gittim ben. Tamam. Oldu. Hadi bakalım. Hadi hoşça kal. Koyunla geçtim böyle. Şöyle gittiler koyunla. 40-50 yıllarında. Oralarda yaşam vardı arkadaşlar. Orman var mıydı Sedat böyle? Vardı. He? Vardı. Yine böyle ormanlar var mıydı? Ha, varmış. Çünkü bazı yerlerde orman yerler. Olmuyor. İnsanların yaşadığı yerlerde sonradan olmuş. 70 yıllarda büyük yangın geçirdik. Kısırt'tan başlayarak şeyden Esalağ'dan. Çok yangın geçirmiş buralar ya. At sürüleri de vardı böyle.
çoğunlukla kısa falan gelir. Ata binerdik. Buralarda koştururduk onlarla. Evet, insanın çocukluğunun geçtiği yerlere gelmesi ilginç bir şey ya. Aynı zamanda da bu sesler keçilere güvence veriyor. Sahibinin çıkardığı sesler keçiler için bir güvence. Evet, güvence. Onu tanıyorlar. Onun yönlendirmesine göre hareket ediyorlar. Işık karşısından geliyor. Domuz çukuruna çobanların yolundan geliyoruz arkadaşlar. İleride koylar görünmeye başladı. Çok güzel manzaralarla karşılaşacağız. Sedat'la koptuk. Çok fazla da seslenemiyor. Evet. Bitki örtüsü bu kısımlarda çok sık. Çobanın haykırışları falan çok sevdiğim bir şey arkadaşlar. Doğada. Ta ilerideler. Çok ilerideler. Gelebiliyor musun abi? Evet, evet. Mehmet, ben buradayım. Karşıda. Geliyoruz. Aa, geçin arkasına gelmedin mi sen abi? He, gittim de. İnmedin mi? İnmedim. Buradan bir yol bulacağız, ineceğiz. Bu işler böyle. İşte ayrılmak. Sedat gerilerde kalınca ona doğru gideyim dedim. O da sonra çobanla birleşmiş. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarla artık irtibatım kesildi. Onlar karşı tarafta. Yolumu kendimin bulması lazım. Bakalım bir yerlerden ya ovaya ya da vadiye bir geçiş yapacağız. En uygun yeri bulduk arkadaşlar. Yani gerçekten bitki örtüsü de az. O dereden gelen sular buradan yavaş yavaş akıyor. Tabii şu anda su yok. Buradan bir iniş var mı bakayım. Çan sesleri de yakınlaştı. Hemen hemen aynı zamanda belki de ulaşacağız. Ama zor oldu benim için. Çünkü bitki örtüsü çok sıktı. Zor bir yürüyüş oldu. Evet. Kurbanın da bol olduğu bir yer. Burada su birikintisi güzel. Suyu emmediği için bu kısımda. Arkadaşlar şuradan geçtim. Bayağı bir tehlikeli bir yerdi. Yani adrenalin biraz yüklendik. Çok dikkat istiyordu. Özellikle şu kısım çok tehlikeliydi. Geçtik. İleride domuz çukuru var. Şuradan geçeceğim şimdi. Evet. Bizim o arkadaşlarla geldiğimiz, gördüğümüz şelale bu. Şöyle göstereyim. O arkadaşlar ya. Traverterler oluşmuş. Şurada kireç tabakasında. Geldiğimiz şelale buydu arkadaş. Daha ilerideki şelaleyi biz daha önceki yıllarda Ekrem arkadaşımla yürüdüğümüzde çekmiştik. Gel. Çu. Keçilerin arkasındayım ben.
Tamam. Bu domuz çukuruna başlama dediğimiz Izırça arazilerinden de gelebilirsiniz. Karya yolu var. Kargı tarafından da geliyorlar çok zaman. Bu güz çedenleri, güz çedemi diyorum da bunların adı sıklamendi herhalde ya. Ben bunlara güz çedemi dedim ama bunların ismi sıklamendi. Şimdi hatırladım bak. Güz çedenleri değil bunlar. Bunlar sıklamen. Çok kuş var bu kısımda. Koya yakın olan kısımda. Soğuk havalardan sonra kuşlar buraları kaçıyor arkadaşlar. Evet. Açık alana çıkıyoruz. Işık göründü. Eskiden tabi birçok yer gibi buralarda yaşam alanı. Mehmet! Siz yeni mi geliyorsunuz? He? Yeni mi geliyorsunuz? Ha. Allah Allah. Çoktan inmişsiniz. Ben oyalandım. Gel. Aa, gel. Ben oyalandım. Oyalanmasam çoktan daha gelirdim. Vallahi. Tabii video çekiyorum, şey yapıyorum. Aslanlarım benim be. Dersin. Ne? Ne böyle tatlısınız? Selam. Bu kekliği kokutmaz. Ya ben çok zor kısımdan geldim. Ama sen neredeydin? Takip ben etmiş. Yukarıda biri telefonlardı Hayati de o hastaneye gitmişti. Ya bak şuna bak. Orada şimdi. Biraz kaldı. Orada bariz yok. Köpek havladı herhalde aşağıya indi. Çok hareketliydi bir zamanlar burası. İngilizler çalıştırırken. İngilizler çalıştırdı. Sonra vardı, bu vardı. Tabii. Vardı. Sonra burada uzun yıllar yaşam var. Ev var şurada bak. Şu evi çekmek lazım aslında. Su orada, havuz orada. O evi çekmek lazım. Evet. Domuz çukuruna geldik arkadaşlar. Kendi. Lakabı Şeker. Şeker. Aslan şeker gibi ama. Evet. Şeker akıllı bir köpek. Çoban köpeği. Akıllı. Ama şimdi biraz uysal durduğuna. Gece olunca canavar kesiliyor. Oo, işte öyle olması önemli zaten. Şu anda gündüz uysal oluyor. İyi. Hepsi geçti gibi ama bu yine de kalabilir ha. Gitmeye yakın yamaçtaki eski eve doğru yürüdüm. Bu tür yapılar benim her zaman ilgimi çekmiştir. Oradaki yaşamı hep gözümün önünde canlandırmışımdır. Uzun yıllar bu evde ailesiyle yaşayan bir arkadaşımla görüştüm bugün. Yakın bir zamanda onunla buraya gelip gezeceğiz. Buradaki yaşamla ilgili bilgiler verdi, anılarından söz etti. Düzlükler, gördüğünüz düzlükler ekilip biçiliyormuş. Yarısı bizim, yarısı domuzlarındı demesi. Böyle bir şaşkınlıkla bakmışım bir an için. Datça'ya aşlama veya kargı tarafından eşeklerle bazen de yayan gidip gelmişler. Biraz da resim öğretmeni olmamdan dolayı anlattıkları hemen gözümün önünde canlandı. Güzel tarafları var, zor tarafları da çok tabii. Bizim için biraz
böyle yaşamlar romantik bir anlam kazanıyor ama gerçekte kolay değil. Evet, buranın ağası mı? Buranın güzeli. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Görüşmek üzere. Hoşça tamam. Kal. İyi eğlenceler. Evet arkadaşlar. Görkem arkadaşla da güzel bir zaman geçirdik. Oturduk. Sedat arkadaşım sohbet ederken biz videolar falan çektim. Ooo bayağı büyük bir kuyu var arkadaşlar. Ya tabi bu araziler eskiden ekiliyordu. Çok bereketli topraklar. Hey nereye gidiyorsun be kardeş? Evet çobana takılacağız. Mehmet arkadaşa. Karya yolundan dönüyoruz. Şey düşük olurdu. Evet, keçilerin kuyruğu dikse hava güzelmiş. Evet. Hep ben yavaş giderim. Siz nasıl gideceksiniz? Yavaş gidiyoruz işte. Tamam. Yavaş gitmek daha güzel. Acele mi var? Yok, benim acelem yok. Ben... Şey de gelsin. Ay. Düşüp duruyor bu da. Gidersek bakalım. Ama kayar. Az kaldı. Ya. Ayakkabısı mı kayıyor acaba? Evet, ayakkabı mı kayıyor? İsim neydi? What is your name? Matthew. Metin. Ben Ozan. Metin Ozan. Metin Ozan. Ozan, sizin olan... Evet, aileyiz. Datça Detay'da bütün yürüyüş parkurları var. Kesin. Fotoğraflarıyla, ayrıntılarıyla. Süper. Çok teşekkürler. Did I give you the card? Yes, exactly. Şimdi çekiyorum. Arkadaşları çektim de. Ondan sonra siz de. Ben de onlarla beraber. Bu YouTube kanalında yayınlanıyor. Tamam. 76 yılına kadar Datça'nın en güzel yeri neresi biliyor musun? Karaköy. O kavak var ya kavak. Kavağın dibi çınarın buluşma yeri. Her taraf su. İnsanlar oraya geldikleri zaman var ya sohbeti görecektin. Tabii. Yedikleri var ya patates kaynatmasıyla yumurta. Evet keçiler. Seni takip etmek kolay değil dağlarda. Çok güzel bir manzara var arkadaşlar. Haydutbükü ada burnuna kadar görünüyor. Kırmızı yanması lazım. Ve bir başka günlerde buluşmak üzere karar verdiler. Yavaş yavaş Muzaffer Özgen kalktı ve makineye doğru geldi. Sedat, evet. Bir taraf sen beni çekmedin herhalde ya bakalım. Bir dakika, bir taraf 1980'lerden. Ev çok güzel görünüyor buradan. Tepede böyle korunaklı. Evet, Domuz Çukuru'nun en güzel manzarası buradan. Ev de görünüyor. Her şey görünüyor. Drone'la çekmiş gibi.
Bayağı rüzgar var. Ne taraftan çek? Buradan mı, buradan mı? Hadi. Hey. Bak Muzaffer, mağaranın içinde su çıkıyor, karşıya geçiyor. Ya tamam, gelirim ben. 15 yıllık gelirim. Hadi. Manzaranın güzelliğini görüyor musun Mehmet? Manzaranın güzelliğini. Orası Askertepe derler. Oraya Askertepe diyorlar. Askertepe. He. Her yerin. Hani neredesin? Şurada dedim aklına geliyor. Tamam işte onları bilmek lazım. Askertepe. Burası Askertepesi deniliyor. Ya burası eskiden hareketli yerdi. İşte gözetleme yeri herhalde. Eskiden düşmanlar böyle geldiği zaman. Bir başında kılıç çıkarttı. Evet arkadaşlar öyle sıcak ki. Yani yaz günü gibi şu anda. Evet. Şahane bir manzara. Dağlar. Şurada ters ışık var. Bu da güzel oluyor bazen. Gitmek istemiyorlar. Bunlar biraz dedi. Karınları da tok. Ama gitme şu anda. Yürü. Aman hey. Allah'ım ya. Şu renklerin güzelliğine bak. Toprak, ağaçlar. Önümüzde keçiler. Ah! Hello! Merhaba. Okay. 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 San Francisco'dan arkadaşlar. Datça'da işte. Böyle bir doğayı nerede buluyorsunuz arkadaşlar? Böyle. Böyle bir doğayı. Nerede buluyorsunuz? Datça'mızın kıymetini bilmemiz lazım. Canlar daha iyi koşuyor. Erkekler Türk terbiyesi almış. Öyle mi? Önüne kaçıyorlar. Evet. Biz gönderdik önden. İyi yürüyüşler. Sağ olun. Abi. Şu manzaralara bak ya. Evet. Çok güzel bir ışık var arkadaşlar. Karşıda da şöyle. Çok güzel. Tabloluk. Öbür çoban da burada. Biz yabancı belgesellerde görüyorduk. Evet. Bak şimdi neler varmış neler bilmediğimiz. Tabii ya. Ağaçların gölgesi bu zamanda böyle düşer yerlere. Çok güzel görüntüler çıkıyor. Datça. Datça'nın nasıl güzel bir yer olduğunu anlıyorsun değil mi? Güzellikleri burası. Oo. Kasım ayında Datça. Allah! Gölgeler öyle güzel çıkıyor ki.
Sedat. Şöyle. Benim gölgem de çıkıyor. Evet. Senin kendin görünüyor. Sanmayın montla dolaştığımızı. İçimiz terli de ondan mont giyiyoruz. Yoksa ısı 30 derece. Datça'nın en güzel zamanı. Zamanı. Bu şeye kadar sürer. Datça'nın. Mart 15-20'ye kadar sürer. Evet, en güzel zamanı Datça'nın. Bu zamanlar. Akşam ışığı. Evet, evet. Arabaya doğru gidiyoruz. Bayağı yol var arkadaşlar. Dönerken daha uzun yürüdük. Giderken dimdik gittiğimiz için biraz arazi zorluydu. Ama yol kısaydı. Bunlar kirgiçleriz biz. Ne diyordun? Kirgiç diyoruz. Bunlar evet. Baharda patlar. Evet. Altına bunların bunlar böyle... doğaya bir güzel renk katıyorlar. Bak olmuş şimdi sonbahar renkleri hakim. Çiçek açarlar. Bunlar hiç çiçek.